Sizlere gerçekten mükemmel bir coin sitesi tanıtacağım. Aşırı ucuza coin sitesi arıyorsanız Dearcoins tamamen size göre. Ayrıca Koray kodunu kullanarak ucuzluğa ucuzluk katabilirsiniz. Almadan önce lütfen bana yazın. Link açıklamada. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte hem ikon etkinliğini inceleyeceğiz. Ayrıca de arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ronaldo'mu tekrardan yükselteceğim. Bakalım artık oynanabilir duruma gelecek mi? Umarım gelir arkadaşlar. Umarım gelir. Bu arada son videolara gerçekten efsane like atıyorsunuz. Hepiniz adamsınız. Ve işte arkadaşlar isteyince yapabiliyorsunuz. Bu videoya da direkt gün bitmeden 2000 like olsun ve devamında da like'ları yardıralım arkadaşlar ki herkes görsün, herkes önerilsin. O yüzden bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın ki arkadaşlar hem ailemize katılın hem videolarımdan haberdar olabilin arkadaşlar. Hemen abone olun lütfen ailemize katılın ve arkadaşlar her videoda 2 yorum gösteriyorum. Bu videoda da o şekilde 2 tane yorum göstereceğim arkadaşlar, bunu merak etmeyin yani. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Ronaldo'yu size yükseltebildiğimi göstereceğim. Bu arada maalesef 1000 FIFA points'im yok. Ancak 1000 FIFA points'im olunca ben ikon paketini açacağım. Bunu merak etmeyin. Yani ikon paketi ilk, yani bu points'lerle ilk yapacağım şey ikon paketi. O yüzden sizlere onu söylüyorum yani. Şimdi arkadaşlar hemen Cristiano Ronaldo'nun yükselebileceğini göstereceğim. Sonra ikonları göstereceğim. Sonra tekrardan gördüğünüz gibi buradan Ronaldo'yu 88'e 100.000 coins'e yükseltebiliyoruz ve 91 olacak benim kadromda yani. Normalde 88. Bu arada Lewandowski de harbi inşallah iyi izlenmiştir arkadaşlar. Daha Lewandowski videosunu atmama şu anda tam 18-17 saat falan var. Yani birazcık çok var ama inşallah Lewandowski çıkardığım video izlenmiştir. Şimdi arkadaşlar ben zaten hiçbir ikon çıkartamadığım için hepsini göremiyorum. Ancak size buradan açıklamalarını yapacağım bunun. Açıklamalarına baktım. Şimdi arkadaşlar bu Owen var. Ronaldinho var. Ve Maldini var. Takımınız zaten 90 artı gen olması gerekiyor. Yani takımınız 90 artı gen değilse bunları plan olarak tamamlayamıyorsunuz. Paketten çıkarmanız gerekiyor. Takımınızın 90 artı gen olması da gerçekten zor bir şey. 10.000 pointslik desteği bile alsanız takımınız 90 gen değilse zaten çok zor tamamlarsınız. Bunu da size şu anda söylüyorum ben. Yani bunu kesinlikle aklınızda bulundurun arkadaşlar. Şimdi en az 5 İtalyan uyruklu oyuncuyum ve 90 artı gen takım gerekiyormuş. Hani böyle bir 86 falan olsaydı ben birazcık uğraşırdım. Ancak 90 gen'i zaten şu anda oyuna çok yüklü bir miktarda para yatırmadan yapmam imkansız. Ronaldinho'ya geldiğimiz zaman en az 5 Brezilyalı uyruklu oyuncu içeren 90 artı gen takım gerekiyor. Owen için de 5 İngiliz uyruklu oyuncu gerekiyor arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi burada da açıklayayım burayı da. İkonlar futbol tarihinde damga vuran prestijli oyunculardan oluşan bir gruptur. Yani ikonlar ne demek? Futbolu bırakmış ancak futbola damga vuran, futbol için güzel olan oyuncular. Ancak sadece 3 tane mi ikon gelecek? Mesela bunu merak eden olabilir, bilmeyen de olabilir. Bunu da açıklayalım. 2 haftada bir 3 yeni ikon yayınlanacak. 2 haftada bir. Bu ikonlar 2 hafta kalacak. Sonra 3 tane daha yeni gelecek. Bunlar hala kalmaya devam edecek mi bilmiyorum. Belki paketten çıkma şansı olur. Ancak plan tamamlama şansı olmaz. Belki hala kalırlar bilmiyorum ama 2 hafta zaten süresi var. 2 hafta daha az bir süre değil. 2 hafta zaten senede 26 kez falan oluyor. Bir senede 26 kez de yani bence çok da fazla değil. Yayınlanacak. Açma şartlarını yerine getirerek onları Ultimate Team'ine ekle diyor. Ya şart getir ya da paket açarak falan yazmamış orada. Paket açınca da paketten de çıkabiliyor arkadaşlar. Ben gördüm paketten çıkaranı. Çünkü ikonlar alındığında o oyuncuya özel yeni bir kısım açılacak. Açılarak kariyerinin önemli anlarını, deneyimlerini ve harika ödüller kazanmanı sağlar. Yani diyelim biz şimdi Maldini'yi aldık. Maldini'nin kariyerini bu üst taraflardan bir yerden girip görebileceğiz. Ve gerçekten harika, muazzam bir durum olacak. Onun hikayesini oynayabileceğiz. Eğer tabii ki çıkartırsak, çıkartmamız neredeyse imkansız gibi bir şey. Ancak çok zorlu bir süreçte belki 2 haftada halledebiliriz. Yani ilerleyen zamanlarda takımım 90 gene ulaştığı zaman bir tane ikona sahip olabilirim diye düşünüyorum ben. Neyse arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Şimdi sizlerle birlikte ne yapacağım? Bakın şu anda evet şimdi ne yapacağımı hatırladım. Takımıma geleceğim. Buradan çalıştıracağım. Ve Ronaldo'yu hemen yükseltiyoruz arkadaşlar. Bu arada şu anda ekranda 2 tane harika yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten 2 yorumu atan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yorum gözükme şansınız 2'ye katlandığı için herkes bu videoyu yorum atsın. Beğendikten sonra yorum atarsanız belki bir sonraki videolarda yorumunuz gözükebilir arkadaşlar. Ayrıyeten de bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Bunu sakın unutmayın. Instagram'dan beni takip edin. 3000 takipçi olduk. Hepiniz adamsınız. 3500-4000 olabilir. Facebook grubuna da daha ilk günden başlayarak çok güzel istekler geldi. Çok güzel kardeşlik ortamı oluşmaya başladı bile. Siz de Facebook grubumuza gelebilirsiniz. FIFA Mobil grubu arkadaşlar. Orada da güzel bir kardeşlik ortamı var. Oraya katılıp önemli bilgileri falan alabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemiş olalım.
Haydi bakalım şimdi videomuza dönelim. Cristiano Ronaldo o gen artı bir 100 bin coin ise verdik hiç acımadan ve 91'e yükseldik. Bence hak etmiyor bu kadar şeyi, ancak yapacak bir şey yok arkadaşlar. 91'e yükselttik gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldu. Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Ali. Ali'ye birazcık sinir oldum. Aslında Ali'ye sinir olmadım. Tottenham Arsenal maçını izliyordum arkadaşlar. Hatta ilk yarı bitti, kapattım. Çünkü Arsenal 2-0 öndeydi. Bakalım maç sonucunda ne olacak. Sonucunu da belki şu anda ekrana koymuşumdur. Koymamış da olabilirim. Ancak zaten biliyorsunuzdur. Maalesef tutmayacak gibi abi. Tottenham herhalde sonradan 3-2 çevirir mi bilmiyorum. Bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar haydi bakalım. Lewandowski'yi de test etmiş olacağız aynı zamanda. Ve Lewandowski ile gerçekten çok az oynadım. O yüzden sizlerle birlikte test etmiş olacağız. Ayrıca de Cristiano Ronaldo 91'e yükselince bakalım bir şey değişmiş mi? Bunu da görmüş olacağız sizlerle birlikte. Umarım değişmeler vardır. Umarım gelişmeler vardır arkadaşlar. Rakip 81 iken Cristiano Ronaldo 84 iken keşke abi Milinkovic-Savic'i alabilseydik. Ancak işte Tottenham Arsenal maçı şu anda ilk yarı 2-0 bitti. O yüzden biraz sıkıntıdayız. Lewandowski güzel bir şut arkadaşlar. Uzaktan da yakından da çok iyi şut çekiyor. Hızı yani toz sürme becerisi bile bence Ronaldo'dan daha iyi. Gerçekten abi Ronaldo niye o kadar kötü anlamıyorum. Bakın şimdi Ronaldo'yu da direkt vuracağım. Bakalım şutları nasıl. Şutu ben kötü vurdum arkadaşlar. Bunun isabetini zaten siz ayarlıyorsunuz. İsabetini ben ayarlayamadım diye kötü vurdu da. Neyse şimdi Lewandowski kaleci. Bu arada arkadaşlar kaleciler ya oyunda gelişti ya da benim karşıma çıkan rakiplerin kalecisi iyileşti. Çünkü kaleciler bu kadar çok top tutamıyordu oyunda. Ve Lewandowski abi. Adam harika ya. Lewandowski'nin şutları çok güzel. Lewandowski çok kötü vurdum. Ben kötü vurdum bu sefer de yine. Şimdi abi Ronaldo tamam. Şimdi Ronaldo. Ronaldo ile çok da fazla dribling yapmak istemiyorum ama bakın. Çok kötü. Gerçekten driblingi çok kötü. İçeri doğru girerdi normal Ronaldo oradan. Neymar, Messi, Ronaldo, Bale falan buradan içeri girebilmesi lazım. Şu hareketi yapıp içeri girip şöyle güzel bir plaseyle gol atabilmesi lazım. Ancak golü atamadık. 4-1. Ali. Hadi Ali. Güzel bir şut çek. Birazcık çok ortaya vurdum gibi oldu. Hernandez. Güzel bir orta. Griezmann oradan kafayı yapıştırır diyecektim. Yapıştıramadı. Bu arada Griezmann'ı da biraz daha fazla yükseltmek istiyorum. Gerçekten şu an çok düşük. Ancak coins ile yükseltilmesi bunların birazcık zorluyor bizim coins ihtiyacımız. Çünkü birazcık yüksek. Ancak coinsleri nasıl alabileceğinizle alakalı bir şeyler gelecek. Bir sponsorluklar olabilir arkadaşlar. Zaten belki bu videonun başına bile koymuşumdur o sponsorluğa. Hatta bu videoyla giriş yapmış bile olabiliriz o sponsorluğa. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Ancak yakında belki gelebilir. Belki de gelmez. Hatta sponsorluk gelirse belki coin çekilişi bile yapabiliriz yani. Hiç belli olmaz. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz hemen oynamaya. 3 maç daha oynayacağım ya da 2 maç daha oynayacağım. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Aynen 2 maç daha oynayacağım sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Şu anda Lewandowski'yi beğendim. Cristiano Ronaldo ile hala kararsızım arkadaşlar. Kötü de değil. Eskisi kadar kötü değil. İyi olduğunu da şu anda söyleyemeyiz ama bakacağız. Haydi bakalım. Adamın kadrosu çok düşük. Çok rahat bir şekilde Ronaldo'yu test edebilirim diye düşünüyordum. Aslında çok düşük bir kadrosu yok ancak yani kadrosu çok da yüksek değil yani gördüğünüz gibi. Lewandowski şöyle uzaklardan güzel bir şut gelir mi? Gelmedi işte abi. Güzel bir şut gelmedi. Birazcık daha isabetli vursaydım keşke daha güzel de olabilirdi. Bakın bu da tam ters isabet oldu. Ronaldo'ya da bak şimdi hep uzaktan deneyeceğim. Arkadaşlar bu maçta hatta yakından gol atma şansı olması müthiş fırsat harici. Hatta müthiş fırsatları da sayalım. Yakından gol atmak yasak bu maç. Güzel abi. Ceza sahası içinden gol atmak yasak. Haydi bakalım. Kötü vuruyorum ya. Niye böyle oldu? Dur ceza sahası içine girmemek lazım. Rakip de birazcık şanslı mı bilmiyorum. Ancak ceza sahası dışında da olsak zaten bizim Lewandowski'miz var. O yüzden rahatız diyebiliriz. Ali. Abi direkten döndü ya. O gol olsaydı güzel bir şuttu ama maalesef gol olmadı. Direkten döndü. Antoine Griezmann sen yukarı çekip plaselerin iyidir senin. Yukarı çekip plaselerin senin iyidir Griezmann. Sen adamsın abi. Ronaldo'dan daha iyi işte ya. Bu yüzden seviyorum. Ali. Lewandowski yine mi boş kale? Yine mi gol? Lewandowski abi oradan kaçırır mı o ya? Bir de boş kale. Boş olmasa bile kolay kaçırmıyor da. Çok saçma bir şey. Kendisine pas attı ve keşke gol olsaydı abi. Adam resmen kendisine asist yapmış gibi olacaktı. Bu arada ceza sahası içinden gol atmak yasak olduğu için içeriye aşamayacağız. Lewandowski abi ya. Çok güzel bir gol olabilirdi o ya. Keşke gol olsaydı. Neyse arkadaşlar zaten adam Allah'tan çok güzel gol atamadı. Bir sonraki maçta da aynı challenge yapacağım. Ronaldo'ya da hiç top gelmemiş abi bu maç. Hiç fark edemedim. Birazcık daha döndürebilirdim. Neyse arkadaşlar şu anda 4-1.
ve en şey ihtimal, en kötü ihtimal 4-2 biter yani maç. O yüzden hiç sıkıntı yok. Hemen şimdi bir sonraki maçımıza girelim arkadaşlar. Zaten artık oyunun yenisinde, yani yeni sezonda hiç kesmeye gerek yok. Bunu hep unutuyorum. Hemen abi oyna diyerek direkt girebiliriz arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber oynayalım ve sonra videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. %96. %100 oldu ve haydi bakalım abi. 84 yan takımımız var. Griezmann biraz daha yüksek olsa atak attığımız gerçekten müthiş olur arkadaşlar. Griezmann da santrafordan daha çok sağ kanat. FIFA oyunlarında Griezmann sağ kanat oynar abi. Gerçekte bilmiyorum ama FIFA oyunlarında sağ kanat için ideal bir oyuncu bence Griezmann. Neyse, şimdi Lewandowski oradan güzel bir şut, zaten sen çekersin ve golünü atarsın. Sen adamsın abi. İşte ben bu tarz oyuncularımın olmasını çok seviyorum. Ve yavaş yavaş da olmaya başlıyor. Sizi rahat rahat maça başlatanlar. Çünkü rakip takım da gene aynı olduğu için birazcık zorlanabilirim diye düşünüyorum. Ancak maçın başından böyle içimi rahatlatan futbolcularım var ya, onlar beni çok rahatlatıyor. Defansım da birazcık içimi rahatlatan bir defans olsa keşke ama olamıyor. Neyse. Ali. Ali. Abi bu, o değil de 4'te 4 güzel uzaktan şut, 4'te 4 gidiyoruz bu arada. Onu da sizlere söyleyelim. Ama 5'te 5 olmayacak maalesef. 5'te 4 oldu. Oy, olsun arkadaşlar. Griezmann. Griezmann. Çekti dışarı topu. Ceza sahasından dışarı çıktığı anda vurdu az farklı dışarıda. 4-0 öndeyiz ancak hiç sıkıntı yok. Ali. Ali sen bu golü atarsın. Ali sen adamsın Ali. Ali ile Lewandowski şutları çok iyi. Cristiano Ronaldo'nun da şutlarını beğeniyorum arkadaşlar. Ama şut pozisyonunu kendine bulduramıyor ya. Bir de ortada oynamıyor. Aha. Abi ceza sahası dışından gol atma challenge'da ceza sahası dışından kafa golü attık. Bu da iyi denk geldi arkadaşlar. Şansa iyi güzel bir şekilde denk geldi. Ronaldo hadi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo direkt. Oradan vuramayız Ali'cim. Abi o değil de şey, gol atmamız iyi oldu yani. Güzel oldu. Muazzam oldu. Haydi bakalım. Şimdi Mike bu arada hiç gol atamaması imkansız. O yüzden herhalde kupa düşmeye falan çalışıyor. Olabilir derken Ali abi kaçırmıyor. Ali adam ya. Bir kere de Ronaldo'ya geleydi iyiydi. Neyse. Lewandowski. Kötü vurduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu maçı da 7-0 yendik. Bence harika oynadık. Güzel oynadık yani. Şimdi gerçekten güzel oynadık yani, dediğim gibi. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi eğer coins sponsoruyla anlaştıysam zaten açıklamada linki vardır. Videonun başına da koymuşumdur. Oradan coins alabilirsiniz. Gerçekten çok güvenilir ve ucuz coins satıyor. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olduktan sonra gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şuradan onu yapabilirsiniz. Tam şuradan kanala abone olabilirsiniz ve ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca da arkadaşlar şuradaki iki videodan birine tıklayın arkadaşlar. Hemen birisine tıklayıp gidin. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Şunlara gidin. Şurada tekrardan beraber buluşacağız zaten şunlardan birinde. Ve bay bay diyorum ama şunlara gidince zaten buluşacağız ve bay bay.